Evet. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli sınıf öğretmenleri, arkadaşlarım. Evet, tarih ÖABT kısmında, sınıf ÖABT'de biliyorsunuz bazı düzenlemeler oldu. ÖSYM her zaman olduğu gibi tam böyle yılın ortasında düzenleme yapmaya kalkıştı. Bu arada ben Selin Ortaç, tarih öğretmeninizim. Aranızda beni tanıyanlar, tanımayanlar vardır. Onları şimdi kendimi tanıtmış olayım. Tarih ÖABT, Sosyal ÖABT ve Sınıf ÖABT'de uzun yıllardır eğitim vermekteyim. Dediğimiz gibi düzenlemelerle birlikte 6 tane sorumuz var. Yani %8'lik diliminiz tarih kısmından gelecek. Oldukça çok fazla soru sayınız var tabii. Bu anlamda maalesef ki nasıl diyeyim, şanssız bir bölümsünüz aynı zamanda, ama oldukça zeki insanlarla da yarışıyorsunuz. Puanlarınız da düşük değil. Bu anlamda evet, ÖABT bizim için bu yüzden belirleyici oluyor. Tarih ÖABT kısmı için, yani sınıf öğretmenliğindeki tarih ÖABT kısmı için şunu söyleyebilirim. Artık Türk tarihi ve kültürü başlığı altında 6 soruluk bir kısım verdi. Emrullah Hocam, hoş geldiniz sizler de. Bu kısımda arkadaşlar, daha önce biliyorsunuz uygarlık tarihinden de sorumluydunuz. Ancak artık uygarlık tarihi kaldırıldı. Aslında bu sizin için güzel bir şey. Çünkü GK tarih kısmına hazırlanırken aslında işte İslamiyet öncesi Türk devletleri ve kültürü, Osmanlı Türk kültürü ve yine tarihi ve işte Türk İslam kültürü ve tarihi olmak üzere ve arasında İslam tarihi ve Avrupa tarihi olmak üzere birçok başlığınız vardı. Uygarlık tarihi bu anlamda en aslında size bir nevi angarya olan kısımdı. Bu anlamda aslında avantajlı bir kısımdasınız. Çok tarih ÖABT ve sosyal ÖABT kadar sert sorularla karşılaşmamakla birlikte yine de adı ÖABT olduğu için ve 6 soruluk bir kısmı tabii ki göz ardı edemeyeceğimiz için dikkatli olmamızda fayda var. GK bazında biraz daha ayrıntılı GK'ya hakim olmak aslında ÖABT'deki tarih kısmını çözmemizde bize olabildiğince yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Bugünkü hazırladığım size sorularda %99,9'u bana ait arkadaşlar soruların. Bu sorular içerisinde uygarlık tarihi tabii ki sormadım. Ancak birkaç tane İslam tarihi var çünkü ne soracağını bilmiyoruz. Yani Türk tarihi ve kültürü diye çok biliyorsunuz üstü kapalı bir açıklama yaptı ÖSYM. Bu anlamda İslam tarihinden, Avrupa tarihinin Osmanlı Devleti'ne yansıması olan kısımlarından ve tabii ki İslamiyet öncesi ve Türk İslam kültür medeniyeti gibi konularımızdan size sorular hazırladım. Hem tanışmamız açısından hem de bazı soru kalıplarını görmemiz açısından hepimiz için sağlıklı olabileceğini düşünüyorum. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Öyleyse herhalde hepiniz hazırsınızdır. Başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle PowerPoint'imize başlayalım. İslam tarihinden gelir mi? Şöyle anlatayım hocam. Daha öncesinde de mesela yine Türk tarihi ve kültürü artı uygarlık tarihi diye belirtiyordu. Şimdi sadece uygarlık tarihini kaldırdı. O yüzden uygarlık tarihini kaldırdığı için İslam tarihinden gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Bu yüzden bunu yabana atamayız. Olur da sorarsa soru sayısını kısıtlı tutacaktır. Mesela geçen yıl Sosyal ÖABT sadece bir tane soru sormuştu İslam tarihinden. Soru sayısını azaltacak ve bunu biraz daha yumuşak geçişle yapacaktır, ama sınavda soru gelebilir diye düşünüyorum. Ama zor soru gelmeyecektir. Yani ÖSYM'nin daha önce kullandığı soru tarzlarından ve aynı soru standardından soru çok bariz olan sorulardan gelecektir. Ki ben de bugün size bariz olan soruyu yazdım zaten. ÖSYM'nin defalarca hem sosyal ÖABT'ye hem de tarih ÖABT'ye sorduğu sorular tarzında yorumlayarak sordum. Benzer bir sorusunu aldım açıkçası. Birebir aynısı tabii ki değil. Evet, başlayalım öyleyse hep birlikte. Bakalım bugün sizin için neler koydum, neler var arkadaşlar. Şöyle slaytları bir böyle alalım. Evet, baştan başlatalım. Evet, sınıf ÖABT'de oldukça geniş bir kadromuz var ister istemez. Evet, birinci soruyla başlıyoruz. Sizler de bana cevap verebilirsiniz. Bu arada ben sizin mesajlarınızı en yukarıda göreceğim. Evet, birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Diyor ki, Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya akınlar düzenleyen ve Çukurova'ya kadar ulaşmayı başaran Avrupa Hun hükümdarı kimdir? Ruah, Atilla, Uldız, Balamir, Karaton. Evet, sizin de burada cevaplarınızı aynı zamanda göreyim. Evet, Ulduz'u hepimiz tanıyoruz değil mi? Güneşin battığı yere kadar her yeri alırım diye Bizans İmparatorunu tehdit eden aynı zamanda hükümdarımızdı. Tarihte biliyorsunuz İskitler ilk kez Anadolu topraklarına giren
Türk devleti demiyoruz, Türk topluluğudur. Yine Anadolu topraklarına giren ikinci Türk devleti Ulduz'la birlikte Avrupa Hun Devleti'dir. Yine Anadolu'ya giren üçüncü Türk devleti ise Sibir Hanlığı, Sabarlar, Sibirler diye adlandırdığımız arkadaşlar. Yine Adana'ya kadar onlar da uzanmışlar. Boğarık Hatun zamanında Sibir Hanlığı. Evet, bundan sonraki bir sonraki sorumuzla devam edebiliriz. Hepiniz doğru cevap verdiğinize göre. Evet, ikinci sorumuza diyoruz ki Uygurlar yerleşik yaşama geçerek Türk tarihini, vizyonunu değiştiren en önemli devletlerden birisi olmuştur. Böylece eğitim kültür faaliyetleri de başlamıştır. Hangi Uygur Hakanı döneminde töre yazılı hale getirilmiştir? Moyen Çorkan, Bagat Arkan, Bögü, Kutluk Bilgekül, Sulukağan. Evet arkadaşlar, bu bazen atlanılan bir bilgi. O yüzden bilmenizi istediğim bir bilgi ve evet, yanlış cevaplardan dolayı da teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, düzeltmenizi istediğim ya da bilmenizi istediğim Bagat Arkan'dır. Sizler hepiniz Bagat Arkan'ı, Türgiş Kağan'ı, kendi adına para bastıran Bagat Arkan biliyorsunuz, diyebiliyorsunuz. Alp Kutluk Bilge Kağan olarak da tanıdığımız Bögü Kağan'ı zehirleyerek tahttan indiren, onun yerine geçen komutandır aynı zamanda Alp Kutluk Bilge. Diğer ismi Bagat Arkan'dır. Karşımızda Bagat Arkan olarak da çıkabilir. O yüzden cevap Bursa'dır. Tabii ki yine benim yazdığım sorulardan bir tanesi. Alternatif bir diğer ismini bilin diye verdim. Türgiş Kağan'ı olan Bagat Arkan parayı basandır. Töreyi yazılı hale getiren Bagat Arkan ise Alp Kutluk Bilge Kağan olarak da Kutluk Kağan olarak da bilinen Bagat Arkan olarak bileceğiz. Cevabımız Bursa şıkkıdır. Yeni bir bilgi daha dağarcığınıza kattığımızı düşünüyorum. Evet, öyleyse geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda dedik ki yukarıda bahsi geçen ilim adamları sırasıyla kimdir? 1. Gazneli Mahmutlu Hindistan seferine katılarak Tahkiki Malil Hint adlı eserini yazmıştır. 2. Ziç, yani yıldızların fihristi gibi astro eserler yazan ünlü bilim adamı ve hükümdardır. 3. İhya-ül Ulumiddin adlı eserini yazmış büyük tasavvufçudur. İbn-i Rüşd ile fikirleri çatışır. Yine benim sorularımdan birisidir arkadaşlar. Cevaplarınızı alayım sizler. Evet, bu sefer doğru cevap verdiniz. Arkadaşlar, Biruni sarayımın en kıymetli hazinesidir dediği Gazneli Mahmut 17 seferine de Biruni'yi götürmüş. Buradaki Hint halkıyla ilgili bir eser yazmıştı Biruni. Tahkiki Malil Hint, yani Hint halkını tahkik eden bir eserdi. Ziç, yani yıldızların fihristi ise Ulu Bey tarafından yazılmıştı. Aynı zamanda kendisi Timur Devleti'nin de hükümdarlarından birisiydi. İhya-ül Ulumiddin ise Gazali tarafından yazılmış olan bizim mutasavvuf, yani tasavvuf da özellikle çok önemli bir şahsiyetti. İbn-i Rüşd de fikirleri çatışıyordu. Hatta Tefaüt adlı bir ismi var, bir eseri vardı. Tefaüt adlı karşı bir, yani felsefenin felsefesi anlamında bir eser yazmıştı. Aralarında bir nevi aslında böyle bir, çünkü bilimselci olan İbn-i Rüşd'tü, tasavvufçu olan ise Gazali'ydi. İhya-ül Ulumiddin adlı eseri en önemli eseridir diyoruz. Evet, cevabımız da Denizli şıkkıdır dedik. Geldik öyleyse dördüncü sorumuza. Şii Fatimi Devleti'nin siyasi politikasını yaymak amacıyla açtığı Darül Hikmelere karşı Büyük Selçuklu Devleti tarafından açılan Nizamiye medreseleri Musul, Bağdat, Amur şehirlerinden hangilerinde açılmıştır? Evet arkadaşlar, cevaplarınızı alayım. Biliyorsunuz Vezir Nizamülmülk tarafından açılmıştı. İlk kez Sultan Alparslan döneminde açılmış bir Nizamiye medresesinin açıldığını biliyoruz. Melikşah zamanında ise genişletilmişti. Farklı şehirlerde de açılmaya başlanmıştı. Nişabur'daki ilk medrese Tuğrul Bey'e aitti. Tuğrul Bey dönemine aitti. Ancak Nizamiye medreseleri açılmaya başlandıktan sonra yine Nişabur'da, Basra'da, Belh'te, İsfahan'da, Herat'ta, Amul'de olmak üzere çeşitli, ya Bağdat'ta zaten var biliyorsunuz, çeşitli yerlerde açılmıştır. Yani biz sadece Bağdat'taki medreseyi aslına bakarsak ve Musul'da aynı şekilde vardır. Biz sadece Bağdat'taki medreseyi hep ezberden biliriz. Bağdat'ta açılan Sultan Alparslan dönemindeki Nizamiye medresesidir. Melikşah döneminde yaygınlık göstermiş, tekrar ediyorum, Musul'da, Amul'de, İsfahan'da, Belh'te, bundan başka bakalım,
Nişabur'da yine Nişabur'daki medresesi de yine açılan medreseler arasında yer almaktadır. Cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Tamam. Bakın her soruda önemli olan doğru bilmemek değildir. Her soruda yeni bir şey öğreniyorsanız bu soru sizin için iyi sorudur. Sanırım son iki sorum sizin için iyi soru. Evet, geldik öyleyse beşinci sorumuza. Diyor ki Osmanlı Devleti 17. yüzyıl itibariyle peşin para ihtiyacını karşılamak amacıyla miri toprakların vergilerini iltizama vermiştir. Aşağıdakilerden hangisi iltizam sistemiyle ilgili bir kavram değildir? Muacele, malikane, mültezim, muhtesip, füruht diye verdim. Bunun doğru cevabını yapacağınızı düşünüyorum zaten. Evet, cevapları bekliyorum arkadaşlar. Füruht satmak demektir. İltizamın diğer ismidir. Bu yüzden cevap Edirne değildir. Muacele iltizam usulündeki giriş bedelidir. Malikane 18. yüzyılda iltizam topraklarının ömür boyu tahsil edilmesidir mültezimlere. Mültezim iltizam usulündeki peşin parayı veren kişidir. Muhtesip ise lonca teşkilatındaki çarşı pazarları denetleyen, aynı zamanda piyasalarda narh tespiti yapan, yani fiyat tespiti yapan kişidir. KPSS-GK lisansta çıkmış sorudur aynı zamanda. Hem ahi teşkilatında hem lonca teşkilatında vardır. Füruht ise tekrar ediyorum satış anlamına gelir. İltizamın diğer isimlerinden bir tanesidir arkadaşlar diyoruz. Cevabımız Denizli şıkkıdır. Muhtesip olarak kabul ettik. Evet, geldik öyleyse bir sonraki sorumuza. Altıncı soruda dedik ki İslamiyet öncesi Türk devletlerinde ülke yönetimiyle ilgili kararlar kurultay denilen mecliste görüşülürdü. Kurultaya katılan her boy beyinin yeri belliydi ve değişmezdi. Bu bilgi doğrultusunda İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kurultayda boy beylerin oturduğu yere ne ad verilir? Arkadaşlar ben bu soruyu sorarken cevabı bileceğinizi zaten tahmin ederek sordum ama bir tekrar edelim istedim aynı zamanda. Oguş aile demekti İslamiyet öncesi Türk devletlerinde. Ok halkı temsil ediyordu. Aynı zamanda hükümdarlık alametleri arasında bulunmazdı. Yay vardı, ok yoktu hatırlarsanız. Hatta ben şunu derim hep öğrencilerime. Yaysız ok bir oka yaramaz. Ongun. Arkadaşlar totemizm inancındaki her bir hayvan totemine biz ongun ismini veriyoruz aynı zamanda. Bir nevi putlar gibi düşünebiliriz. Otağı ise hükümdarın çadırıdır. Orun ise boy beylerinin oturdukları yerlere verilen isimdir. Hem GK'da hem ÖABT'de çıkabilecek tarzda bir sorudur arkadaşlar. Cevabımız Adana şıkkıdır. Öğrenmenizde fayda var. Evet, geldik öyleyse 7. sorumuza. Dedik ki bu bir İslam tarihi sorusu. Hazreti Ömer'in halifelik dönemi İslam devletinin teşkilatlandığı dönem olmuştur. Bu dönemde İslam ülkesinin sınırlarının genişlemesine bağlı olarak siyasi hakimiyet alanı büyümüş ve nüfus artmıştır. Bunun üzerine ülke toprakları yönetim birimlerine ayrılarak illere valiler atanmıştır. Hazreti Osman döneminde Kur'an-ı Kerim çoğaltılmış, eyaletlere gönderilerek idari ve adli konularda uygulamalarda birlik sağlanmıştır. Bu bilgilere göre yukarıdakilerden hangilerine ulaşabiliriz? 1. İdari düzenlemeler ülke sınırlarının genişlemesiyle beraber yürütülmüştür. 2. Kur'an-ı Kerim'in emirleri idari ve adli konularda yapılan düzenlemelerde esas alınmıştır. 3. İdari düzenlemeler ekonomiyi sarsmıştır. Evet arkadaşlar, bu aslında bir yorum sorusu. Benzer bir şey biz Osmanlı tarihi içinde sorabiliriz. Sınırların genişlemesi demek yeni bir teşkilat yapısına girmek demektir her zaman için. Sınırlar genişler, vezire ihtiyaç vardır. Orhan Gazi atıyorum mesela. İşte sınırlar genişler, kazaskerlik makamını oluşturursunuz. Sınırlar genişler, defterdar sayısını ikiye çıkartırsınız. Sınırların genişlemesi her zaman para getireceği anlamına gelmez. Örnek veriyorum, Girit'in fethiyle birlikte sınır genişlemiştir ama 24 yıl sürdüğü için sürekli para harcamışsınız ve bu yüzden de devlet hazinesi aslında zarar görmüştür. Yani bazen kazancınız, gideriniz kazancınızdan daha fazla olabilir. Burada idari düzenlemeler ülke sınırlarının genişlemesiyle doğru orantılıdır. Çünkü her zaman sınırlar genişledikçe teşkilat yapılanması değişmek zorundadır. Kur'an-ı Kerim'in emirleri idari ve adli konularda yapılan düzenlemelerde esas alınmıştır demiş. Bakın Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak eyaletlerdeki valilere gönderiliyor. Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz ki
nasıl diyelim, İslam hukukunun temelini oluşturmaktadır. Bu yüzden de hukukun temeli olan bir nevi anayasa kitabını valilere gönderdiğinizde hem merkezi otoriteyi güçlendirmiş olursunuz, hem de Kur'an-ı Kerim'in uygulanmasını kolaylaştırırsınız. Yani hukukun idaresini, ilişkisini kolaylaştırırsınız. Bu yüzden ikinci öncülüğü de almak durumundayız. İdari düzenlemeler ekonomiyi sarsmıştır diyemeyiz. Burada herhangi bir para kaybından, ekonomik sıkıntıdan bahsetmemektedir. Bu yüzden cevabımızı Denizli olarak kabul ediyoruz. Evet, geldik öyleyse 8. sorumuza. 8. sorumuza diyor ki, aşağıdaki devletlerden hangisi Türkler ve Müslümanlar üzerine düzenlenen Haçlı seferlerine karşı mücadele etmemiştir? Fatımiler, Abbasiler, Tolunoğulları, Eyyubiler, Memlükler. Arkadaşlar, Türk devletleri içerisinde ben bunu genelde Sadem diye kodluyorum. Saltuklular, Artuklular, Danişmentliler, Eyyubiler, Memlükler ve Musul Atabeyleri olmak üzere. Ancak bunun haricinde kronolojik olarak baktığımızda Türk olmayanlardan Fatımiler ve Abbasiler de tabii ki yine Haçlı seferleriyle mücadele etmişler. Ancak Tolunoğulları zaten 10. yüzyılda, 10. yüzyılın başlarında 905 yılında falan yıkılmış olduğu için zaten 1096 yılında Haçlı seferleri başlıyor. 1096 yılında Tolunoğulları zaten yoktu. Bu sebeple cevabımız tabii ki Ceyhan'dır diyoruz. Emullah hocamın da doğru söylediği gibi. Evet, geldik öyleyse 9. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupa'sında meydana gelen siyasi ve sosyal gelişmelerden birisi değildir? Haçlı seferlerinin düzenlenmesi, Katolik Ortodoks bölünmesinin yaşanması, Magna Carta'nın ilan edilmesi, Yüzyıl Savaşları'nın yaşanması, coğrafi keşifler. Arkadaşlar, biliyoruz ki biz 375'teki kavimler göçüyle birlikte ilk çağ sona ermiş, orta çağ başlamıştır. Haçlı seferleri 1096 yılında başlamış. Orta çağ dediğimiz, bizim asıl orta çağ olarak da adlandırdığımız Avrupa tarihçilerinin bir döneme denk gelmektedir. Orta çağdadır yani. Katolik Ortodoks bölünmesi yine 395 yılında biliyorsunuz Büyük Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmış. Onların ikiye ayrılmasıyla birlikte Katolik ve Ortodoks inancı da, yani Hristiyanlık inancı ikiye bölünmüştü. Katolik ve Ortodoks mezhepleri ortaya çıkmıştı. Orta çağdadır. 1215 yılında gerçekleşen Magna Carta'nın imzalanması geç Orta Çağ dönemindedir. Yani Orta Çağ Avrupası tarihindedir. Yüzyıl Savaşları 1335'te Orhan Gazi dönemine hani eşleştirirsek denk gelir. 1451 yılına kadar da devam etmektedir. 100 yıl kadar İngiltere ile Fransa arasındaki veraset savaşlarıdır. Orta Çağ dönemine denk gelir ancak. Coğrafi keşifler 1453'te İstanbul'un fethinden sonra gerçekleşmiştir. Özellikle coğrafi keşiflerin sonuçları 2. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinde kendisini olumsuz etkileri göstermeye başlamıştır. Bu yüzden cevabımız tabii ki Edirne şıkkıdır arkadaşlar. Evet, öyleyse geldik 10. sorumuza. 18. yüzyılda Avrupa'da her türlü üretim faaliyetinde kol gücünün yerini makine gücünün almasıyla başlayan değişimin adı aşağıdakilerden hangisidir? 1848 ihtilalleri, sanayi inkilabı, 1830 ihtilalleri, coğrafi keşifler, Fransız ihtilali. Bu sorunun yüzyılları değiştirilerek 3 farklı cevabı olabilir. 16. 15. 16. yüzyıldaki cevabı coğrafi keşiflerdir. Coğrafi keşiflerden sonra sömürgecilik, atölyeleşme başlamıştır. 19. yüzyılda sorsaydı bu soruyu 1848 ihtilalleri alırdık ki işçi ihtilalleridir. Ama soruyu 18. yüzyılda sorduğum için, yani 1750 yılındaki sanayi inkılabını esas almak zorundayız. Bu yüzden her zaman söylediğim gibi kronoloji her şeydir arkadaşlar. 1750'de İngiltere'de ortaya çıkan sanayi inkılabıyla birlikte seri üretim, makineleşme başlamıştır. Başlamış demeyelim, serileşmiştir. Unutmayın ki makineleşme süreci ve sömürgeciliğin başlaması aslında coğrafi keşiflerle ortaya çıkmıştır. Evet, öyleyse 10. soruyu da herkes yaptığına göre. Geldik 11. sorumuza. Diyor ki, yukarıda Avrupa tarihi açısından yaşanan önemli bazı gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmelerin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Coğrafi keşifler, Haçlı seferleri, reform hareketlerinin başlaması, Fransız ihtilali. Evet arkadaşlar, Haçlı seferleri başlıyor 1096 yılında. Bu arada cevaplarınıza da bakalım.
1096 yılında Haçlı Seferleri başlamış. Ardından biliyorsunuz ki artık Orta Çağ dönemine denk geliyor zaten. Arkasından zaten coğrafi keşifler gerçekleşiyor. Coğrafi keşifler Fatih Sultan Mehmet döneminde başlayan seferlerdir. Yani 15. ve 16. yüzyılda kendisini gösterir. Ardından Rönesans hareketleri özellikle şeyle birlikte, İstanbul'un fethiyle birlikte gerçekleşmiş. Rönesans'tan sonra reform hareketleri başlamış. Bu yüzden özellikle reform hareketlerinin sonuçları olarak 1618-1648 yıllarının arasındaki 30 yıl savaşlarını biliyoruz. Yani 17. yüzyılda özellikle etkileri vardır. 18. yüzyılda ise 1789 Fransız ihtilalini görmekteyiz. Bu yüzden cevabımız arkadaşlar 2, 3, 1 ve 4 olmaktadır. Burada 1 ile 3'ün yerine lütfen dikkat edelim. Reform hareketleri, Rönesans reform hareketleri arasında coğrafi keşifler zaten başlamıştı. Bu yüzden cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Küçük bir ayrıntıdır. Çok basit bir soru gibi görünür ama dikkat ister diyoruz. Tamam mıyız? Evet, geldik öyleyse 12. sorumuza. Cemel Vakası, Kerbela olayı, Sıffin Savaşı. Hangileri Hazreti Ali döneminde yaşanan gelişmelerdendir? ÖSYM defalarca kez bunu ÖABT'de hem sosyal ÖABT'de benzer türevlerini sordu. Hem tarih ÖABT'de benzer türevlerini sordu. Bu yüzden arkadaşlar İslam tarihi soracaksa ÖSYM'nin en sevdiği kısım olduğunu biliyoruz. Hazreti Ali döneminde arkadaşlar 656 yılında yaşanan Cemel vakasıyla birlikte Hazreti Osman'ın katillerinin bulunmaması dolayısıyla çıkan bir savaştı. Ardından 657 yılında Sıffin Savaşı'nı görüyoruz. Yine Hazreti Ali dönemindedir ki İslam'daki ilk ayrılıkların ortaya çıkmasındaki ilk aşamadır. Ardından hakem olayı gerçekleşecek. Hakem olayıyla İslam dünyasındaki gerçek mezhepsel ayrılıklar başlayacak. Kerbela olayı ise Emeviler döneminde, Yezid döneminde denk gelmiştir. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesinden bahseder. Bu yüzden arkadaşlar cevabımız 1 ve 3 yani Ceyhan şıkkı olacaktır. Hazreti Ali döneminde olanları sorduk. Cemel Vakası, Sıffin Savaşı Hazreti Ali döneminde. Kerbela olayı ise Emevilerde Yezid dönemine denk gelmektedir arkadaşlar. Evet, geldik öyleyse 13. sorumuza. Emevi devletindeki ilk Arap parasının bastırılması, Arapçanın resmi dil olması, Arap olmayanların köle kabul edilmesi. Gelişmelerden hangileri Arap milliyetçiliğine kanıt olarak gösterilebilir? Lütfen düşünerek de cevap verelim. Şimdi biz burada genelde Türk tarihi, milliyetçilikle ilgili sorularımızda hepsini alırdık. Evet, ama Emeviler Arap topraklarında bulunuyorlar ve nüfusunun çoğunluğu Arap'tır zaten. Bu yüzden Arap parası basmaları ve Arapçayı resmi dil ilan etmeleri kadar doğal hiçbir şey yoktur. Bu milliyetçilikle ilgili değildir. Fransız ihtilali yok ki buradaki milliyetçilikten bahsedelim. Ancak Arap olmayan Müslümanlara köle yani mevali politikasını uygulamaları Emevilerdeki Arap milliyetçiliğinin kesin kanıtıdır. Yani kanıtıdır aynı zamanda. Bu yüzden cevabım yalnız 3'tür. Yani Bursa şıkkıdır. Bu soruda dikkat etmenizi istiyorum. Bakın, bu soruyu ben eğer ki Fransız ihtilalinden sonra herhangi bir devlette sorsaydım, evet, ya da bir Türk tarihinde Türk milliyetçiliği ile ilgili bir soru sorsaydım olabilirdi Kurtuluş Savaşı'ndan sonra mesela. Ama buradaki yaşadığı coğrafyayı lütfen göz önünde bulunduralım. Emevi devleti Arap coğrafyasında olduğu için Arapçanın resmi dil olması çok doğal. Mesela Gaznelilerde resmi dilin Arapça olması, yöneticisi Türk ama halkı Arap olduğu için buradaki farklılıkları görebiliriz. Burada milliyetçilik esası yok. Halkına göre hareket etmiş, bir sıkıntı yok. Ama Arap olmayan Müslümanlara köle yani mevali politikasını yürütmesi Arap milliyetçiliğinin kanıtı olarak gösterilebilir. Cevabımız yalnız 3'tür arkadaşlar. Evet, gerçek sınavda sizi düşürmesinler diye ben şimdiden yazıyorum. Siz gerçek sınavda sakın avlanmayın arkadaşlar, tamam? Evet, geldik 13. sorumuza. Emeviler zamanında Araplarla savaşan Türkler, Abbasiler zamanında İslamiyet'i benimsemeye başlamışlardır. Bu durumun ortaya çıkmasında yukarıda verilen unsurlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Irkçı politikanın terk edilmesi, Türklere hoşgörülü davranılması, halifelerin seçimle başa gelmesi. Arkadaşlar, çok sık karşılaştığımız, aynı zamanda bunu İslamiyet öncesi Türk devletlerinde de
yumuşatılarak karşımıza GK'da bile çıkabilecek tarzda bir sorudur bu. Biliyorsunuz Emevilerin mevali politikasından sonra Abbasiler döneminde bütün İslam alemine geldiğini İslamiyet'in ve bu yüzden herhangi bir ırk gözetmeksizin, ırk farkı gözetmeksizin herkesi kapsayan bir inanca, dinimize sahip olduğumuzu Araplar kabul etmiş. Emeviler döneminde en geniş sınırlar olmasına rağmen Abbasiler döneminde Müslümanların sayısının en fazla arttığı dönem olarak biliyoruz biz. Irkçı politikalar terk edilmiştir Abbasiler döneminde. Türklere hoşgörülü davrandıkları için 751 Talas Savaşı'ndan sonra Karluklar İslamiyet'i görmeye başlamışlar. Hatta daha öncesinde biliyorsunuz İbni Fadlan'la birlikte onun anlattığı Rıhlı adlı Yolculuk adlı eserinde de gördüğümüz gibi İtil Bulgarlarıyla birlikte almış Han Abbasi halifesinden El Mütevekkil'den yardım istiyor. O da gidiyor biliyorsunuz bir gönderiyor, heyet gönderiyor hatta. Böylece İslam dinini yaymakta ne kadar da hoşgörülü olduklarını görüyoruz. Halifelerin seçimle başa gelmesi 4 halife dönemindedir. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra ilk 4 halife seçimle başa geçtiği için hatta bu dönemi Cumhuriyet dönemi olarak da adlandırıyoruz. Ancak ne zamanki Emevilerde Muaviye, kendisinden sonra oğlu Yezid'i halef gösterdiği için bundan sonra artık saltanat usulüne dönmüş ve Emeviler hanedanı ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Saltanata dönmüştür. Ondan sonra Abbasiler döneminde de böyle devam etmiştir. Anlattıkça anlatasım geliyor. Devam ettim. Geldim 14. sorumuza. İslam tarihinde Müslümanların ilk saldırı savaşı aşağıdakilerden hangisidir? Bedir, Mute, Tebük, Huneyn, Hayber. Arkadaşlar bu savaş aynı zamanda İslam tarihindeki ilk toprak kazanımı, ilk fetihtir. Bu yüzden bunu bilmenizi istiyorum. Müslümanların hem ilk taarruzudur Yahudilere üzerine hem de aynı zamanda ilk toprak kazancı, ilk fetih hareketidir. Buradaki komutan Hazreti Ali'dir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz kendisine Haydar-ı Kerrar, Allah'ın aslanı unvanını da vermiştir aynı zamanda. Tabii ki neyden bahsediyorum? Hayber'in fethinden bahsediyorum. Cevabım Edirne şıkkıdır. Lütfen dikkat edelim. Saygılar, sevgiler. Evet, geldik öyleyse 15. sorumuza. 15. sorumuzda yine lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Kolay bir soru değil. Kutadgu Bilig, Tezkire-i Evliya, Divan-ı Lügat-ı Türk. Yukarıdaki Türk İslam eserlerinden hangileri Uygur alfabesiyle yazılmıştır dedik. Arkadaşlar, evet cevapları alayım mı sizden? Bekleyeyim mi birazcık? Kutadgu Bilig biliyorsunuz Yusuf Has Hacık tarafından yazılmıştı. Tezkire-i Evliya Fahreddin Attar tarafından yazılmıştı. Divan-ı Lügat-ı Türk ise Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştı. Tezkire-i Evliya'yı yazan Fahreddin Attar 1220'li yıllarda yaşamış Nişaburlu bir kişi. Evliyalar hakkında ilk yazılan eserdir. Evliya tarihi onların üstün meziyetlerini de yine anlatan bir eser Tezkire-i Evliya. Mantık-ı Tayr adlı eseri yazan kişidir. O adamı tanıyorsunuz mesela oradan. Ancak eser Tezkire-i Evliya adı üzerinde bir Arapça tamlamadır zaten. Bu yüzden de zaten Arapça yazılmış bir eserdir. Bununla birlikte Divan-ı Lügat-ı Türk, o da Arapça yazılmış bir eserdir. Ama bir bölümünde Uygurcadan, Uygur Türklerinden, Uygur alfabesinden bahseden bir eserdir. Bu yüzden Uygurca demiyoruz ama Uygur'da Uygur alfabesinden bahseden bir eser olduğunu kabul ediyoruz ama eser bizim için Arapça bir eserdir. Kutadgu Bilig ise Yusuf Has Hacık tarafından yazılmış, Uygur alfabesiyle yazılmış olan eserimizdir arkadaşlar. Cevabımız Adana'dır. Yalnız birdir Mehmet hocamın da söylediği gibi. Evet geldim öyleyse 16. sorumuza. Sasani devletinde çıkan iç isyan Mazdek isyanı bastırılmasında Sasanilere yenilen ancak daha sonra Göktürk-Sasani ittifakı sonucu 567'de yıkılan Türk devleti hangisidir? Göktürkler, Kırgızlar, Eftalitler, Kıpçaklar, Peçenekler. ÖSYM'e defalarca versiyonunu sordu. Ben de size versiyonunu yazdım arkadaşlar. Burada sırf Mazdek isyanında size bir bilgi olsun diye koyduk. Mazdek isyanı Sasanilerin iç isyanıdır. Bu iç isyanda Akhunlardan yardım isterler Sasaniler. Akhunlar onlara yardım eder. Ama gelin görün ki hiçbir biliyorsunuz nasıl iyilik cezasız kalmaz ya. Eftalit yani Akhun devleti maalesef ki bu iyiliklerini Sasani devleti tarafından yıkılarak bedelini ağır öderler. Bu yüzden de cevabımız Ceyhan'dır. ÖSYM çok sever. Defalarca sorar arkadaşlar Göktürk-Sasani ve Göktürk-Bizans ittifakını.
Evet, geldim 17. sorumuza. Büyük Selçuklu Devleti'nde oluşturulan divanlar ve görevlileri arasındaki eşleştirmelerden hangisini yanlıştır diye sordum. Divanı mezalim, devlet düşmanlarının yargılandığı divandır. Divanı arz, halkın dilek ve şikayetlerinin karara bağlandığı divandır. Divanı israf, vergi denetimini sağlayan divandır. Divanı inşa, diplomatik yazışmaların sağlandığı divandır. Divanı berit, haberleşmenin sağlandığı divandır. Arkadaşlar, çok karıştırıldığı için bunu özellikle sordum. Divanı arz Osmanlı Devleti'ndeki divan toplantılarından biridir. Arz divanı ise Selçuklu'da vardır. Eğer ki divan arz, evet, halkın dilek ve şikayetlerini karara bağlandığı divandır, ama nerede? Osmanlı Devleti'nde. Bunu biz Selçuklu'da arz divanı olarak askeri divan toplantısı adı altında biliyoruz. Bu yüzden cevabımız Bolu'dur. Divanı mezalim, kökü zalimden gelir zaten. Divanı mezalim devlet düşmanlarının yargılandığı divandır. Osmanlı Devleti'ndeki ayak divanına denk gelir. Divanı israf görevlisi müşriftir. Çok para harcayan, çok vergi verir. Vergi denetiminin sağlanması, vergilerin toplanması, bunların oluşturulması gibi bir durum söz konusudur. Divanı inşa dediğimiz ise diplomatik yazışmaların sağlandığı Turai Divanı olarak da bildiğimiz divanlardır. Divanı berit ise haberleşmeden sorumlu olan divandır. Kodlaması değil hocam. Birisinde divanı arz, birisinde arz divanı. Türk İslam Devletleri'nde arz başa gelir, arz divanı, arz divanı askeri, öyle yap, arz divanı askeri divandır. Divanı arz dediği zaman o Osmanlı Devleti'nde var, halkın dilek ve şikayetlerinin karara bağlandığı toplantılardır. Bak, divanı arzda ne oluyor? Padişah gidiyor arkadaşlar, cuma selamlığına çıkar biliyorsunuz. Cuma namazı öncesi halkın içerisinden geçer, padişahım çok yaşa. Etrafta atlılar heybeleri, boş heybeleriyle gezdirilir. Halk dilek ve şikayetlerini buraya arzu halcilere yazdırırlar. Okuma yazma bilmiyorlar büyük oranda çünkü. Bunları o heybelere doldururlar. Daha sonra dönüşte Divan-ı Hümayun toplantısı yapılır cuma namazından sonra. Divan-ı Hümayun toplantısından sonra divan dağılır ikindi divanı süresinde. Ayrılırlar. Bir tane vezir, bir tane kadı, bir tane ne diyorlar ona? Yazıcıyla, katiple küçük bir divandır. Tek tek bütün belgeler okunur. Her birisine kenarına yazıldı deyip karara bağlarlar. Halk şikayet de edebilir. Büyük şikayet varsa, örneğin Şeyhülislam'ı şikayet etmiş. O zaman ne yapar? Padişaha kadar konu gidebilir. Ama eğer küçükse, mesela ben lisanstayken bir vesika okumuştum. Hep bunu örnek veriyorum. Mühimme defterlerinde de vardı hatta. Kadının eşi Mohaç Meydan Muharebesi'nde ölmüş. Kadın 3 çocuğuyla ortada kalmış. Devletten yardım istiyor. Arz divanına yazmış. Devlet buna aylık 2 akçe maaş bağlamış, çocuklarının medreseye yazılmasına karar vermiş, yıllık kömür ihtiyacının da karşılanmasına karar vermiş. O arz divanındaki bir kadı, bir sadra şey vezir ve bir katip tarafından görülen bir konu, yani divanı arzda. Arz divanı olunca askeri divan olarak kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, anlaştığımıza göre geldim 18. sorumuza. Diyoruz ki yine coğrafi keşifler sonucunda Hint, baharat, ipek. Yine dikkatli çözmenizi istiyorum. Yine benim yazdığım sorularla, zaten hepsini ben yazdım. Yani bir iki soru haricinde hepsi benim sorum arkadaşlar. Ticaret yollarından hangisinin önemi artmıştır? Hint ticaret yolu, baharat ticaret yolu, ipek ticaret yolu. Genelde bu ticaret yolları Hindistan'dan başladığı için Hint ticaret, baharat ticaret, Akdeniz ticaret yolu diye biz kodluyoruz. Ama coğrafi keşiflerle birlikte Barthelmy Diaz mezarında dik durasıca, Barthelmy Diaz Ümit Burnu'nu bulunca, biliyorsunuz baharat ticaret yolu, yani Akdeniz ticaret yolunun artık kullanılmaz hale geldi. Çünkü Avrupalılar doğrudan gidişi buldular Hindistan'a. Bu deniz ticaret yoluna Hint ticaret yolu adını verdiler. Bu yüzden bu ticaret yolu önemi arttı tabii ki. Önemi arttı değil, direkt bulunmuş oldu zaten. Osmanlı Devleti bizim yoldan geçmiyorsunuz diye kapitülasyon vermeye başladı. Baharat ticaret yolu önemini kaybetmiş. Hint ticaret yolunun önemi artmıştır. İpek ticaret yolunun ise öneminin daha yüksek olduğu dönem, arkadaşlar, ilk çağın tamamı orta çağın başlangıcındadır. Coğrafi keşifler yeni çağda, İpek ticaret yolu biraz daha ölü bir yol artık. Karayoludur aynı zamanda, biliyorsunuz.
daha çok kervan ticaretinde kullanılan bir yoldur. Cevabımız yalnız bir, yani Adana şıkkı olacaktır diyoruz. Güzel. Evet, geldim o zaman 19. sorumuza. 19. sorum bir eşleştirme sorusu. Dikkatle cevap vermenizi rica ediyorum. Mani inancını yaymak için kağıt, matbaa kullanılarak kitapların basılması, 451'deki Katalon Savaşı'nda Gotların mağlup edilmesi, Orhun kitabelerinin dikilmesi, Tardun'un kendini 7 iklimin 7 ırkın hükümdarı ilan etmesi. Yukarıdaki açıklamalarda bahsedilmeyen devlet aşağıdakilerden hangisidir diye sordum arkadaşlar. Evet, Mani inancını yaymak için kağıt matbaa kullanarak kitapları da basan devletimiz hangisi? Uygur devleti tabii ki, hepinizin de bildiği gibi. 451 Katalon Savaşı Galya Seferi öncesinde Attila tarafından Got Kralı Alaric'le yaptığı bir savaştı. Ortalama 150 bin kişinin öldüğünden bahseden Got tarihçilerin tarihin en kanlı savaşı olarak adlandırdığı savaştır. Ardından Galya Seferi'ne çıkmıştır Attila. Ama biliyorsunuz Papa Leo ayaklarına kapanmış. O arada onlarda zaten veba başlamış. Bizimki Sasanilere üzerine sefer yapacakmış. Bu yüzden Galya Seferi'nden vazgeçer Avrupa Hun Devleti. Orhun kitabeleri 2. Göktürk Devleti'nde biliyorsunuz ilk kez Vezir Tonyukuk tarafından yazılmış. Ardından Bilge Kağan ve Kültegin adına Kültegin'in oğlu Yolluk Tegin tarafından diktirilmiş. Aralarında 300 kilometre fark olan, dip dibe değil ha, öyle düşünmeyin, 300 kilometre fark olan kitabelerdir. Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri, Türk tarihi hakkında ilk bilgi veren, asıl bilgiler veren tarih eseri olarak biliyoruz. Bu kitabeler bir tarafı Göktürkçe, diğer tarafı Çince yazılmıştı. Aynı zamanda 19. yüzyılda William Thompson dediğimiz Danimarkalı filolog tarafından bulunmuştu. Ardından 1924'te Necip Asım tarafından arkadaşlar Orhun kitabeleri Türkçe meali yapılmıştı demiştik. Tardun'un kendini 7 iklimin 7 ırkın hükümdarı ilan etmesi ise yine burada arkadaşlar 1. Göktürk Devleti zamanında gerçekleşmektedir. Tardu bu dönemde oldukça Çinlileşmiş. Çinliler tarafından Çin Hakanı kendisine, Çin İmparatoru kendisine 7 iklimin 7 ırkın hükümdarı deyip gaz vermiştir aslına bakarsanız. Bu yüzden bilinmesi gereken bir şeydir. Böyle bir flash cümledir. Cevabımız Asya Hun'dur. Asya Hun'la ilgili herhangi bir bilgi vermedim arkadaşlar. Notum şeyde, sorumuzda. Evet, böylece son sorumuza geliyoruz. Son sorumuz 19 sorum ya. Nasıl ya? Evet, son soruyum. Ben 20 soru var zannediyorum. Böyle aldım gidiyorum. Evet arkadaşlar, kısaydı ama tatlıydı diye düşünüyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle tanışmak çok güzeldi. Vallahi 20. soruyu bekledim hocam. Ben keşke bir soru daha. Evet, ben teşekkür ederim katıldığınız için. Hayatın akışına kapılıp tarih çalışmayı unutmayın. Ben Selin Ortaç. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar görüşmek üzere hocalarım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.